eski Osmanlı saray mutfağından girip ve halk mutfağına giren ve çok sevdiğim ekmek kadayıfının yapılışını sizlerle paylaşacağım. Bunlar standart satıldığı için ben bir kadayıfı yaptığım zaman yiyemiyoruz. Ortadan ikiye kesilmiş satılıyor bu yufkacılarda. Bir kadını yapacağım. Bir katı aldığım büyükçe bir tencereye kızarmış yerleri tabana gelmek şartıyla tepsiye koyuyorum. Üstüne kaynar su. Bu mayalı hamur olduğu için yumuşaması için ayağınızın üzerine bir ekmek tahtası düştüğü zaman hissedeceğiniz şeyler ve yüz ifadenizi Hülya Hanım özetledi. Çok acıdı. Mutfak kazaları olur. İyice ıslattık ekmek kadayıf hamurumuzu. Bir büyük tepsi şeyle kapatıyoruz ki mayalı hamurdan yapıldığı için bu şişecek ve büyüyecek. Şimdi ekmek kadayıfımızın şerbetini. Ben yarım ekmek kadayıf yapıyordum. Bu normal bardağımla 3 bardak şeker. Bunu koyuyorum. Bunu ocakta kaynatacağım. Bu arada şimdi bakın ekmek kadayıfımız ne kadar şişti ve büyüdü. Şimdi ekmek kadayıfımızın üstünde bir beyaz bezimizle bastırarak kaynar su dökmüştük ya, fazlalık varsa o süt suları almak için bastırıyoruz. Suyu ayarlayabiliyorum. İlk yaptığımda su fazla geliyordu. O zaman da elimle bastırıp bunu sıkıyordum. Tekrar suyunu sıka sıka azaltıyordum. Fırınımı yakmıştım. Bu da sıcak. Ben fırınıma bunu 10 dakika koyuyorum. İçinde su kalırsa koyu şerbeti yediği zaman şerbeti sulandırılıyor ve o ağdalı tat bitmiş oluyor. Onun için ona mahal vermemek için buna benim kendi uygulayarak bulduğum bir sistem. 10 dakika fırında, sıcak fırında sokuyorum, çıkartıyorum 10 dakika sonra. Sıcak ve koyu şerbetimi üstüne gezdirerek yedireceğim. Fırından çıkarmış olduğumuz ekmek kadayıfımızı sıcak şerbetimizi döküyorum. Ekmek kadayıfımızın üstünü bir tepsiyle örtüyoruz. 10 dakika falan bekleyeceğiz. Tepsimizde iyice kabaran ve olan ekmek kadayıfımızı servis kabına alıyorum. Yuvarlak bir servis kabına. İkisini üst üste katladım. Ve tepsimizin altı kadar kestim. Ondan sonra bunları fırın tepsime yerleştiriyorum. Ekmek kadayıfımızı pişirdik. Servis kabını aldık. Bir poşet
krem şanti, biliyorsunuz krem şantilerin içinde iki tane iki poşet çıkıyor. Bir poşetini şimdi mikserimle beraber bir bardak suyla kabartıyorum kremamı. Ekmek kadayıfımızı pişirdik, servis kabımızı aldık. Ben ekmek kadayıfımı kremayla üstünü kaplayıp misafirlerime öyle servis yapacağım. Onun için bir paket kremayı, bir poşet pardon kremayı bir su bardağı soğuk sütle çırptım. Ve ekmek kadayıfımın üstüne yayıyorum.